sizinle hemen konuşmamız lazım. Çok önemli. Oğlum sen daha ne konuşacaksın? Ha? Yeter bak, bas git başıma, ben olma! Kerim ne oluyor? Oğlum! Kerim mi? Savaş, şunu al elimden bari, başıma bela olacak yoksa. İn aşağı. Bıraksana ya, ben bir şey yapmadım. Begüm Hanım'a iki çift sözüm var. Ya bak hala konuşuyor. Oğlum Savaş, al indir Tanrı'yı hadi. Hanımefendi, önemli diyorum. Lütfen beni bir saniye dinler misiniz? Begüm Hanım'la işin yok senin. Bana anlatırsın Tanrı. Hadi yürü bakayım. Durun. Bırakın konuşsun. Ne söyleyecekse söylesin. Artık lütfen git. Toplantım var, içeride insanlar bekliyor. Simay. Masum olduğumu ispat etmeden hiçbir yere gitmiyorum. Simay Hanım, sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Söyle arkadaşlara beklesinler. Birazdan geliyorum. Nerede Vedat Kırımlı? O da beni dinleyecek. Annen şikayetçi olmuş. Babam karakolda şu anda. Sayenizde. Bundan haberim yoktu. Ama doğrusunu istersen babam bunu hak etti. Git buradan Doruk. Bak seni uyarıyorum. Eğer babam döndüğünde seni burada görürse çok kötü olur. Ne olacaksa olsun. Korkmuyorum. Masum olduğumu herkes öğrenecek. Yeter artık, yalan söyleme. Ben yalancı değilim. Öyle mi? Yalancı değilsin ha. Sen yalancıların kralısın. Yalanlarınla beni kendine inandırdın. Sana güvendim. Allah kahretsin ki güvendim. Ve sen de beni kullandın. Simay, bunları söylediğine çok pişman olacaksın. Asıl ben sana inandığım için pişman oldum Doruk. Ve bunun için de kendimi asla affetmeyeceğim. Asla. Bakmayın. Aşağıda yemekteydim, geciktim. Bir şey kaçırdın mı? Melisa Hanım, toplantı henüz başlamadı. Hani Simay yönetecekti toplantıyı. Vedat Bey'i mi bekleyeceğiz şimdi, bir saat? Hayır, Doruk Bey geldi. Simay Hanım'la konuşuyorlar. Bu arada Simay Hanım'ı beklememizi söyledi. Tamam. Ben hemen geliyorum. Nerede kaldı bu avukat? Ara şunu. Geliyorlar. Yine mi sen? Verdiğin para az mı geldi yoksa? Herkesi parayla satın alabileceğinizi düşünüyorsunuz Vedat Bey. Ama çok yanılıyorsunuz. Bunun için de ayrıca dava edeceğim sizi. Adalete karşı gelmek nasılmış göreceksiniz. Anne tamam hadi ne olur gidelim. Benim oğlum da kızım da senin milyonlarından kat ve kat daha değerli. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Hadi kızım. Para teklif edince çok sinirlendi. Bir türlü ikna edemedim. Davadan vazgeçmeyecek. Tamam kes. Bir işi beceremedin. Geç otur şöyle, ayakta dikilme öyle. Neymiş derdin, anlat bakalım. Bakın ben Perihan'la...
Bizi yalnız bırakın. Sen Perihan'la. Hadi konuş oğlum. Ben... Perihan! 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 Kızım! Perihan aşkım! Perihan! Perihan! Ne oldu kızım? Perihan! Perihan! Kendine gel! Yarın ne olur! Hadi bir şeyler geçelim. Aç, aç, aç! Aç yavrum gözünü, aç beni kızım hadi. Perihan! Hadi Perihan'ım aç gözünü. Kendine gel! Bir şeyler geçelim ya! Perihan! Perihan! Yavrum! Çağdaş Bey, sizin burada ne işiniz var? Benim sana harcayacak vaktim yok. Simay. Yeter. Dinlemek istemiyorum. Simay. Simay, ben sana hiç yalan söylemedim. Hala yalan söylemedim diyor ya. Konuyla ilgisi yok ama... Bu sabah arabanı Melisa'nın evinin önünde gördüm. Geceyi beraber geçirmişsiniz. Sen beni takip mi ettin? Sen baya baya beni kıskanıyorsun. Bu kez değil küçük hanım. Bu kez değil. Yürü benimle geliyor. Bırak! Korun bırak! Suçsuz olduğumu anlayacaksın. Tamam yeter, sonra yaparsın. Çık! Neden geldiniz? Yoksa sizi Doruk mu getirdi? Çağdaş Bey, Doruk hiçbir şey bilmiyor değil mi? Ne yapıyorsun ya? Bırak beni! Sizi ben satmadım. İşte ispatı. Çağdaş Bey size işin doğrusunu anlatacak. Perihan, kızım iyi misin? Perihan, Perihan, uyan. Ya şey ne oldu? Herhalde tansiyon düştü ya. Ya İbrahim, bir doktora falan mı götürsek ne yapsak? Yok ya, uyanır şimdi. Perihan, beni duyuyor musun? Aa, uyandı. Perihan'ım. Ne oldu sana yavrum? İyi misin? Neyse tamam. Çıkalım biz dinlensin. Ya tekrar fenalaşırsa? İyiyim anne, iyiyim. Oh kardeşi. Şey, Tarık kalabilir mi? Tamam kızım, biz aşağıdayız. İyi misin? Yok artık. Numara mıydı? Kızım vallahi senden korkulur ha. Tamam bir kapatayım ya. Bana bak kimseye bir şey söylemeyeceksin. Neden söylemeyecekmiş? İşte bu yüzden. Eğer susarsan bu kolye senin olur. Bak çok değerli bir şey. Niye buradasın? Kardeşinin yanına git. Başında elin adamı duruyor. Ya elin adamı değil İbrahim. Yakında Perihan'ın sözlüsü olacak. Daha olmadı. Hem ne oluyor? Bana bir anlatın bakayım. O Tarık Begüm Hanım'a ne diyecekmiş? Ya baba bu Kerim Bey ile Tarık kapıştılar. Sonra bu Tarık bir ışım Begüm Hanım'ın yanına gitti. Kapıştılar mı? İyi de ne oldu ki? Vallahi biz de bilmiyoruz. Durduk yere niye bu?
önce o adamın bana söyleyeceği şey yüzünden. Yok anne ya, boş boş konuşuyor işte. Bence onunla da bir alakası yok ama. Sen sıkma canını. Bence bu işin içinde bir iş var. Görürsün, yakında çıkar kokusu. Kerim'in evde iş çıkmış. Düğün saçını rahat rahat görebileceğim. Şşt. Demek Kerim evde Peri'yle beraber. Güzel. Duymadı. Merak etme, duysa da söylemez. Çok iyi bir kadına benziyor. Bebeğim, daha onu tanımıyorsun. Yani biz yine de dikkatli olalım, tamam mı? Evet, dam bileti tatlım. Bence gönderme. Damadın gelini düğünden önce duraksız görmesi uğursuzluktur. O gelinlik değil miydi? Doğaklığı ya da gelinlik fark etmez. Biz öyle şeylere inanmıyoruz. Sen çek Betçim. Evet, gülümse. Senin için birkaç model daha vardı. Onları da deneyelim, tamam mı? Tamam canım. Hadi anlat her şeyi. Doruk Bey. Anlat dedim. VB Turizm'e kim ihanet etti? Senin şirketimde ne işin var? Dışarı! Merak etmeyin, gideceğim. Ama önce bazı gerçekleri ortaya çıkaracağım. Hala gerçek diyor. İhanetini belgeledik. Attığım mail hala bilgisayarında duruyor. Ben de onun için buradayım. O maili benim atmadığımı herkes öğrenecek. Yeter! Vedat Bey. Simay, sana söylemiştim. Aynı hatayı iki kere yapma demiştim. Senin hala bu adamın yanında ne işin var? Baba, söyleyecekleri varmış. Dinlemek istemiyorum! Hiçbiriniz dinlemeyeceksiniz! Hadi toplantıya! Güvenlik! Vedat Bey, beni dinlemek zorundasınız. Onu bize ihanet etmeden önce düşünecektin. Al şu adamı. Hadi canım, gidelim. Ben kimseye ihanet etmedim! Bırak beni! Bırak! Yürü! Sakın! Doruk Bey, nereye gidiyorsunuz? Doruk Bey! Merhaba beyler. Doruk Bey, lütfen! Üzerime atılan lekeyi temizlemeden hiçbir yere gitmiyorum. İyiyim. Kızım, nasıl oldu? İyiyim anneciğim, merak etme. Perihan, iyi misin? Nasıl oldun? Sağ olun Begüm Hanım, iyiyim. İyi, madem iyisin, ayak altında dolanmayalım. İnelim aşağı. Bir dakika İbrahim. Tarık, sen bana bir şey söyleyecektin. Perihan bayılınca lafın yarıda kaldı. Efendim, ben şey diyecektim. Öncelikle Kerim Bey'den özür dilerim. Hadsizlik ettim, affedin.
Asıl meseleye gel. Şöyle ki, ben Perihan'ı görür görmez beğendim. O da beni beğendi. Müsaade ederseniz haftaya ailemle birlikte Perihan'ı istemeye gelmek istiyoruz. Bu ev sizin. İbrahim amcalardan önce sizin rızanızı almak istedim. O yüzden rahatsız etmiştim. Söyleyeceğim bu muydu? Evet efendim. Perihan, peki sen neden bayıldın? Sevinçten mi yoksa? Heyecandan bayılmıştır. Begüm Hanım, sonuçta genç kız. Sanki Tarık'ın bana bir şeyler söylemesini istemiyor gibiydi. Yok Begüm Hanım, yani siz meşgulsünüz, kızmayın diye. Kızmadım canım. Niye kızayım? Evlilik bu, hassas bir konu. Ayrıca sözünü adap biliyormuş, hoşuma gitti. Kerim de Tarık'a kızgın olmadığına göre ben Vedat'la konuşurum. En kısa zamanda yüzüklerinizi takarız. Ben size niye maaş ediyorum? Bu adamı çıkarın demedim mi size? Doruk Bey lütfen. Bırak. Vedat Bey, beni dinlemekten neden korkuyorsunuz? Korkmuyorum. Sadece zamanımı senin gibi birine harcamak istemiyorum. Bence korkuyorsunuz. Çünkü hata yaptınız. Ben hata yapmam. Çağdaş Bey, Yeni Global gazetesinde çalışıyor. Gazetenin sahibi beyefendinin ayrıca bir de turizm şirketi var. Birisi benim mail adresimden Çağdaş Bey'e yeni otelle ilgili gizli bir bilgi yollamış. Öğrendikleri bu gizli bilgiyi belediyenin ekiplerine ihbar ederek otelin açılışına engel oldular. Amaçları VB Turizm'in adını lekeleyip müşterilerini çalmaktı. Karşılığında bu bilgiyi sızdıran kişiye yüklü miktarda bir çek verdiler. Vedat Bey ve Simay Hanım da bu kişinin ben olduğumu düşündü ve beni şirkete ihanet etmekle suçladı. Etmedim. Etmedim. Şirkete ihanet eden ben değilim. Şirkete ihanet eden kişi... Çekte ismi yazan kişi... Melisa Tekin. Tansiyonun yine çok yükselmiş. Bak hemen iyileş yoksa abim ararım. Sakın. Sakın arama kızım. Kırımlılar yüzünden zaten çocuğun canı sıkkın. O Vedat Kırımlı denen adam senin sayende parayla herkesi satın alamayacağını görmüş oldu. Parayı nasıl dağıttın yüzüne? Oh olsun. Ne aileymiş. Oğlumun başına bela oldular. Abim suçsuz olduğunu bir ispatlasın. O zaman gör bak kapımıza gelip özür dileyecekler. Oğlumun suçsuzluğu ispatlansın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Canım annem benim. Sen hiç merak etme. Abim o iftirayı atanları bulup gününü gösterecek. İnşallah. Yok öyle bir şey. İftira. Bu adam bana iftira atıyor. Ben kaç yıldır bu şirkette çalışıyorum. Böyle bir şeyi asla yapmam. Hiç boşuna çırpınma. Bu çeki evinde buldum. Yalan söylüyor. Bunu evime sen bırakmışsındır. Sevgilim gibi davranıp evime girdi. Beni kullandı. Melisa,
Hani Doruk sevdiği kadını kullanmazdı? Öyle diyordu. Ne değişti birden peki? Doruk'un anlattıkları doğru mu? Evet. Melisa Hanım, Doruk Bey'in mail adresi üzerinden bana şirketinizin gizli bilgilerini yolladı. Ben de karşılığında ona bu çeki yazdım. Dikkat çekmemek adına olaylar durulmadan çeki bozdurmak istemedim. Yalan! Bunların hepsi yalan. Hepiniz bir oldunuz. Bana kumpas kurdunuz. Durdurun şunu, kaçmasın. Masum olduğumu size söylemiştim. Kızınız bana güvenerek hata yapmadı Vedat Bey. Ben ne hainim ne de yalancı. Ben sadece onurum ve gururum için yaşıyorum. Bu açıklamayı da size bu yüzden yaptım. Ama merak etmeyin. Bir daha beni görmeyeceksiniz. Annene babana çok selam söyle. En kısa sürede bekliyoruz onları da. Tamamdır Müjgan teyze, siz hiç merak etmeyin. Perihan, kızım, sakın geç kalma, olur mu? Olur baba, tarihe uğrayıp gelirim. Hadi oğlum. Ne dersin? Bu iş olur mu İbrahim? Gerçi Perihan tarihi beğendi gibi ama Perihan bu. Tabii beğenecek Müjgan. Sanki daha iyisini mi bulacak? Hı? Ya İbrahim. Evlense de bir rahatlasak. Sertifikası. Kolyenin gerçek olduğunu ispatı. Ay iyi bak. Yalan söyleyecektim ben de sana. O kolye var ya. Seni de aileni de satın alacak kadar değerli. Şşş. Ailemi karıştırma. Hem ben şimdi onlara ne diyeceğim? Seni istemeye geleceğimizi söylemiştim. Gelin. Söz bu. Takılır da atılır da. Ne acayip kızsın sen ya. Kaç kişiyi parmağında oynatıyorsun ha? Kime çektin acaba? Annen de saf bir kadın aslında ama. Vallahi neler yapabileceğimi gördün. Bundan sonra benim istediklerim olacak, anladın mı? Sen hiç merak etme. İyi ki seninle evlenmemişim ha. Ay ben de çok meraklıydım seninle evlenmeye. Ben bir gün evlenirsem kocam Kerim Kırım mı olacak? Olur vallahi. Sen de öyle bir göz var ki bu evin hanımı da olursun, sahibi de. Tanıştığıma memnun oldum Tarık. Kerim'in kocam olması için senin yardımına ihtiyacım var. Kerim beni senden kıskanmalı. Ben ne istersem olacak, tamam mı? Seninki bakıyor. Aa, çabuk kapıyorsun. Bakıyor mu hala? Bakıyor. Baksın. Ben gidiyorum. İyi tamam, hala bitti benden. Kerim. Neye bakıyorsun öyle? Hiç. Anne, ben ağırlık çalışacağım. Kafa dinleyeceğim, salonaya gireceğim. Sen aşağıya söyle, orada temizlik yapmasın. Doruk. Doruk, lütfen bekle. Doruk, konuşalım. Ben söyleyeceğim her şeyi söyledim. Biliyorum. Melisa'ya onu sevdiğin için değil, masum olduğunu ispatlamak için gitti. Anlamana sevindim. Doruk. Bak ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Sana karşı o kadar mahcubum ki.
Boş ver. Sana inanmadığım için çok özür dilerim. Sakın. Sakın benden özür dileme. Sakın. Çünkü ben özür dilemenin yeterli olduğuna inanmıyorum. Hiçbir anlamı yok. İnsan yanlışlıkla birine çarptığında ya da ne bileyim bir şey kırdığında, döktüğünde özür diler. Eğer kırılan ve paramparça olan bir insanın kalbi ise o özür hiçbir işe yaramaz. Doruk, ne olur konuşalım. Seni sevdiğimi söyledim. Aynı şeylere güldük biz Sibel. Aynı anılarla duygulandık. Aynı şarkıda dans ettik biz Simay. Ama sen... Sen bana inanmadın. Bak, ben o kadar üzgünüm ki. Aynı şeye gülmek... Aynı şeye ağlamak. Ya da bir bakışla kalbinin kilitli kapılarını aralamak. İnsanın başına her gün gelmez. Bazen bir ömür beklersin. Yine gelmez. Bazen de bir anda çıkar karşına. Ama sen çekip gidersin. İşte sen çekip gittin Simay. Bana da geri dönmekten başka çare bırakmadın. Çakal. Neredesin Kerim ya? Ay şuna bak, bir sürü olay oluyor, beyefendi ortada yok. Kızdırdı değil mi? Ya yok canım. Önemli değil. Sen iyi misin? Nasıl iyi olayım? Göz göre göre beni nasıl bir adamla evlendiriyorlar, görmüyor musun? Ya
ben başkasına aşığım. Juju, ellerine sağlık. Harika oldu. Harika olan sensin şekerim. Ne güzel çiçek bu böyle. Annem düğününde takmış. Bana ondan kaldı. Biliyor musun? Evlilikleri boyunca annemle babamın hiç kavga ettiklerini görmedim. Mutlu bir evlilikleri vardı. İnşallah bize de uğur getirir. Uğurlu gelir tabii. Niye gelmesin? Şunun güzelliğine bak. İyi günler. İyi günler Alev Hanım. Yine bekleriz. İyi günler Şekercan. Benim, soğumuş. İpek ne yaptın saçına? Ya gerçek değil takma. Öyle fotoğraf çekip eğleniyordum işte, sevmedim zaten. Halimsin İpek, ödümü patlattın. Berin sen harika olmuşsun. Bir fotoğrafını çekip babama göndereyim mi? Neyin peşindesin ha? Ben ne yapacağım ya? Kaba saba kadın ruhundan anlamayan bir adam. Bana yaptıklarını görüyorsun. Perihan merak etme. Babanlar er ya da geç onun nasıl bir adam olduğunu anlayacaklar. Anlamayacaklar Kerim, görmeyecekler. Ya onların tek derdi benden kurtulmak. Evleneyim diye resmen seferber oldular ya. Ya Perihan böyle bir şey olur mu? Hayır, annem beni anlar diye düşünüyordum. En çok o istiyor evlenmemi. Uf, ne yapacağım ben ya? Ya Savaş'la konuşsan. Bu adamın nasıl biri olduğunu ona anlatsan. Onunla konuşacağım artık. Belki yardım eder. Çocukluğumun yazlarını çok severim, biliyor musun? O yüzden hep yaz olsun isterdim. Ben de. Bahçeden içeri girmezdik hiç. Yazın da en kötü durum başlangıcıydı. Niye? Karne alırdık. Sen de benim karnelerim hep zayıf dolu tabii. Ya babam nasıl kızardı hatırlıyor musun? Hep o Sima yüzünden. Hep takdir alıyordu. E senle ben de tembel teneke tabii. Ay gece gündüz bahçedeydik ya. Ay babam nasıl fırça atardı hatırlıyor musun? Annem de bize çok kızardı ama dinlemezdik. Böyle. Ya babam bak tam şuraya bir salıncak koymuştu bizim için. Ay evet hatırladım. Hatta binmek için sürekli kavga ederdi. Yasemin nasıl düşmüştü? Evet ya. Ağlamıştı hatta değil mi?
hep senin sıranı almaya çalışıyordu. Evet, hatırlıyorum. Hatta sen hep Yasemin'le kavga ederdin. Ama ne yaparsan hep sırasını bana vermezdin. Hep sen verirdin. Çünkü ben her zaman herkesten, her şeyden önceye koydum seni. Keşke bir çocuk kalsaydık. O zaman yanımda hiç ayrılmazdım. Ben gideyim artık. Gidelim. Eğer ben bu evden ayrılırsam... Tarık'la çok iyi anlaştınız. Bu kadar çabuk karar verdiğinize göre. Hı? Adını koyalım dedik baba. Hem birbirimizi tanımış oluruz. Etraftan da laf söz olmaz. Bir de tabii senin için rahat eder. Aferin kız sana. O Tarık'a da aferin. Şimdi gözüme girdi. Benim kızım ne yapacağını iyi bilir. Hadi hadi şımarma da yardım et bana. İkisini bana verdin be. Müjgan, bu kız sonunda yola geliyor galiba. Anası gibi ortalığı karıştıracak diye korktum ama... Şşşt İbrahim, bizi duyacak. Müjgan. Yemekler kalsın. Biz Vedat'la yemeği dışarıda yiyeceğiz. Peki efendim, siz bilirsiniz. Bu arada Kerim spor yapıyor, sonra da saunaya girecekmiş. Oralarda temizlik falan yapılmasın dedi. Rahatsız etmeyin çocuğu. Tamam Begüm Hanım. Eğlendiğim zaman senin gözünün önünde olmayacağım. Neyse ya. Kerim. Ben de seni özledim. Belki o gece son buluşmamız değildir. Kurmuyor muyuz sofrayı? Ay yok, dışarıda yiyeceklermiş. Boşu boşuna hazırladık. Anne ne var yemekte? Bu ne ya? Baba bunlar asortik olacağız diye bunları mı yiyorlar? Anne var mı başka yemek? Var var. Bizim için karnıyarık yaptım. Bir de yanına et suyuna böyle bir bulgur pilavı yaparız. Afiyetle yeriz. Cacık da yap hanım. Oh mis. Yaparım İbrahim, yaparım. Çocuklar, hadi siz de yukarıyı toplayın. Hadi, hadi. Hadi. Ya sen getir ne olur. Ya böyle bir şey nasıl olur anlamadım. Bütün gün gözümüzün önündeydi, nasıl kaybolur? Ya ben de anlayamadım. Hoş geldiniz. Pek hoş gelmedik baba. Ne oldu Berin? Ya annemin çiçeği. Kuaförde kayboldu. Nasıl olur baba? Benim için çok kıymetliydi. Manevi değeri vardı. Annemin hatırası. Ya üzülme Berin, belki bulunur. Bilmiyorum. Hadi canım sen git de giyin. Ama
O oradan ayrıldıktan sonra kayboldu. Berin, sen canını sıkma. Ben Tanju ile konuşurum. Gerekirse bütün dükkanı boşaltır, yeniden ararlar. Madem senin için o kadar önemli bu çiçek, ben de onu bulurum, tamam mı? Misiniz? İyiyim, iyiyim. Ben izninizle çıkabilir miyim diyecektim. Çık tabii. Akşam oldu zaten. Keşke beklemeseydim bu saate kadar. Simay Hanım, yanlış anlamazsanız size bir şey söylemek istiyorum. Söyle tabii. Birinin kalbi kırıldıysa biraz zamana ihtiyacı vardır. Hem kalp kırıklığı çabuk geçmez. O yüzden bence siz hemen vazgeçmeyin. İyi akşamlar. Can, Doruk gerçekten masum çıktı. Simay ona güvenmekte haklıymış. Sevindim bu işe ama. Kızım çok üzülmüştü. Peki Doruk işe geri dönecek mi? Vallahi orasını bilemem. Bence Simay Doruk işe dönsün diye elinden geleni yapacaktır. Göreceğiz. Bir an için şu kadını aleve benzettim. Bu ara sesi çıkmıyor. Kesin bir işler peşindedir gene. Aman bize bulaşmasın da ne yaparsa yapsın. Zaten bütün gün kızıyla uğraşıp durdum. Feriha mı? Evet. Hani şu evlilik işi vardı ya, iyice ciddiye bindi. Bugün Feriha'nın sözcüsü geldi. Bizden onunla evlenmek için ona istedi. Aferin be. Yol yordan bilen çocukmuş. Beğendim. Valla orasını bilmem. Ama bu kızın bir an önce bu evden evlenip gitmesi lazım. Ne zaman kafamı çevirsem Kerim'in etrafında. Tedirgin oluyorum. Ben İbrahim'le konuşurum. Bir an önce evlenmeleri için gereken her şeyi yaparız. Sen merak etme. Aynen aşkım. Evdeydim bütün gün. Spordan yeni çıktım, terliyim. Sonra konuşalım mı? Tamam sevgilim, yatmadan önce ararım.
Perihan? Ne yapıyorsun burada? Ben de tam çıkıyordum. Belki bir şeye ihtiyacın vardır diye düşündüm. Yok. Sizinkiler yok. Bizimkiler de buraya gelmez. Yani baş başayız. Bir hakkımız daha vardı. Nerede olduğunu biliyorum Doruk. Sevindim ki suçsuzluğunu ispatlayacağını biliyordum. Abi neler oldu anlatsana. Şirkettekilerin hepsi duydu mu? Ne dediler? Ya dur bir sakin ol. Anlatacağım. Hoş geldiniz. Madem suçsuzluğunu ispatladın, şu suratın hali ne? Ne var mı suratımda? Ne yok ki? Simay yüzünden. Kızım, Haydar amcanı gördün mü bak? Hoş geldin küçük hanım. Ben artık büyüdüm Haydar amca. Sen benim gözümde her zaman küçüksün. Buyurun. Ben gözlerinin ta içine bakıp seni sevdiğimi söyledim. Birlikte aynı şeylere girdik. Aynı anılarla buldum. Aynı şarkıda dans ettik. Ama sen bana inanmadın. Gece annemleri uyuduktan sonra yanına gelirim. Tamam mı? Gelme Perihan. Ben Tarık'la konuştum. İkna oldu. Yani öpüşmüyorduk dedim, inandı. Kapandı o mesele. Umrumda değil. Söyleseydi de senin başın derde girerdi, benim değil. Ben senin için korktum. O yüzden böyle olmaz Perihan. Yalvaracaksın gel diye. Sen yalvaracaksın. Aslan, senin ne işin var burada? Nedime mi açtı sana kapıyı? Sen hiç değişmeyecek misin? Yoksa müstakbel eşin beni sana şikayet mi etti? Aslan, alev çiçeğimi aldı. Git koş yetiş çiçeğimi alevden kurtar getir bana. Yanılıyorsun ama. Berin senden hiç şüphelenmemişti. Çiçek kaybolduğunda çoktan gitmişti.
ben senin her şeyi yapabileceğini bildiğim için direkt buraya geldim. Güzel. Seni nasıl geri alabileceğimi de biliyorsundur o zaman. Alev yeter. Bırak bu lafları. Beni evlenmekten böyle mi vazgeçireceksin ha? Yakında görürsün seni evlenmekten nasıl vazgeçireceğimi. Defterini kapattım anneciğim. Onlardan konuşmayalım. Onlar senin gibi birini hak etmiyor. Abi, peki ya Simay abla? Ne olacak? O defteri de kapatacağım. Unutacağım, merak etme.